Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kaya Yolu köyünde çiftçi Kemal Aydın, daha önce buğday, arpa, mercimek gibi gıdaların ekildiği alana sadece sulama için 30 milyon yatırım yaparak pamuk ekti. Kaya Yolu köyünde bu sene biz kiraladık. Buraya yaklaşık 5 bin dönüm arazi, pamuk arazisi, pamuk ekmişiz buraya. Hepsi damlama, sulama sistemiyle biz suluyoruz. Biz bu işi artık yapamaz duruma gelmiştik. Yani bu sürdürülebilir bir tarım için biz bu damlamaya yani olmazsa olmaz diye biz baktık, öyle girdik. İyi yani şu anda biz günde 900 dönüm araziyi az bir suyla biz sulayabiliyoruz. Düşük bir enerjiyle sulayabiliyoruz. Az bir gübrelemeyle biz bu işi bugüne kadar getirdik. Pamukların durumu da iyi şu ana kadar. 30 milyona yakın bir sulama sistemine biz yatırım yapmışız. Çölün ortasında adeta Karadeniz'in yemyeşil alanlarını andıran pamuk tarlasında şimdiye kadar hizmetin iyi gittiği ve hasat zamanına kadar yüksek rekolte beklendiği belirtildi. Üretimde bu son 4-5 senedir diyebiliriz ki bizim çiftçimiz alıştı, artık iyi bir çiftçilik, iyi bir ürün alabiliyoruz. Bizim Bismil Diyarbakır arazisi çoktur, geniştir araziler. Bu sistemlerle artık sulanabilecek bu araziler. Çünkü etikler pahalı. Büyük bir 3 milyon dönüme yakın bir arazi bu projeyle sulanacak ama bu projeler hep yarım kalmış. Bu göletler yıllardır bitmiş ama bir türlü faaliyete girmediler. Şimdi biz bu göletlerden biz faydalanmak istedik. Biz buraya kendi imkanımızla sulama sistemi kurduk. Biz o sudan şu an faydalanıyoruz. Ta ki bu Silvan Barajı İnşallah en yakın zamanda faaliyete girer. Biz de bu elektrikten, bu büyük maliyetlerden kurtulacağız.